Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni bir haber bültenime daha. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaya Haber Bülteni'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Biraz gecikiyor Kaya Haber Bülteni, bu ara aksadı gibime geldi. Bazen de çarşamba günü ve pazar günleri yapacağız diyoruz. Biliyorsunuz Allah nasip ederse inşallah yetiştirmeye çalışıyoruz. Ki yetişmediği anlar oluyor. Çarşamba günü gelecekken perşembe günü geliyor. Ve perşembe günü atacağım video ayrı. Çarşamba günü atacağım video ayrı. Pazar günü atacağım yine ayrı. Çarşamba pazar günü diye planladım çünkü bu Kaya Haber Bülteni. Dolayısıyla izlenmelerimizdeki izlenmelerimizin düşmesinin sebebi de tamamen buna bağlıyorum ben. Plan doğrultusunda tam duramadık. Yani bir video planı oluşturduk. Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar gibisinden, ama bu plana bazen sadık kalamadığım zamanlar oldu. Her neyse, lafı fazla uzattık. Bugün sizlerle birlikte teknoloji haberi olsun, işte spor haberi olsun abi. Sonunda da ilginç bilgilerle bültenimizi bitireceğiz. İlk haberimiz teknoloji haberiyle ilgili yine. Xiaomi Mi 9T çıktı. Özelliklerini falan söyleyeceğim. Güzel bir telefon gerçekten. Xiaomi adına hayırlısı olsun. Türkiye'de henüz çıkıp çıkmayacağı belli değil. O zaman telefona geçebiliriz. Xiaomi Mi 9T Pro duyuruldu. İşte tüm özellikleri ve fiyatı. Xiaomi bir süredir beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T Pro nihayet tanıtıldı. Xiaomi Mi 9 serisinin yeni bir halkası olan Xiaomi Mi 9T Pro bakın hangi özelliklere geldi ve fiyatı ne oldu. Xiaomi Redmi K20 Pro ismini taşıyan ancak Avrupa pazarında Xiaomi 9T Pro adını kullandığı yeni telefonunu duyurdu. 6.39 inçlik büyük bir ekranla gelen cihaz Full HD artı AMOLED ekran kullanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç olan Xiaomi Mi 9T Pro 6 GB RAM ile çalışıyor. Depolama hafızasına geldiğimizde ise Xiaomi kullanıcılarına iki seçenek sunuyor. 64 GB ve 128 GB'lık versiyon. Cihazın arka yüzünde Xiaomi Mi 9'da olduğu gibi üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Sony IMX586 sensörünü kullanan 48 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya 13 megapiksel çözünürlüğüne ultra geniş açılı sensör ve 38 megapiksellik çözünürlüğünde 2x optik zoom yapabilen bir kamera eşlik ediyor. Ön kamerası ise 20 megapiksel. Yine Mi 9'da olduğu gibi ön kamera kızaklı bir sisteme sahip ve kullanımda olduğunda cihazın tepesindeki bölmeden dışarı çıkıyor. Pasif konumda olduğunda ise kayboluyor. 4000 mAh bataryası enerjisine olan Xiaomi Mi 9T Pro 27 volt hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın en çok merak edilen yanı ise tahmin edebileceğimiz gibi fiyatı. Avrupa'da önce Almanya'ya satışa sunulan Xiaomi Mi 9 Pro'nun 64 GB'lık sürümü 323 Euro. 128 GB'lık modeli ise 354 Euro'dan alıcısına ulaşacak. İlginç olan bir diğer nokta ise Fransa ve İtalya'da cihazların 100 Euro olarak daha pahalıya patlaması satılıyor olması. Türkiye pazarına girip girmeyeceği henüz bilinmeyen cihazın Türkiye fiyatı merak oldu. Merak konusu. Sıradaki haberimiz bağımlılık üzerine bir haber. Bağımlılık demişken yani teknoloji bağımlılığı ile alakalı bir haber. O zaman haber girsin. Teknoloji bağımlılığı inceleme altında.
Teknoloji bağımlılığına karşı araştırma yapan Meclis Komisyonu önlemler belirlemek amacıyla yıllardır bu sorunu uğraşan ülkelere incelemeye aldı. Uzmanların verdiği bilgiye göre teknolojiyle ilgili davranış bağımlılığının en yüksek olduğu ülkeler arasında Güney Kore, Çin ve Japonya başı çekiyor. Teknoloji bağımlılığı Güney Kore'de %50'ye kadar çıkıyor. Teknoloji bağımlılığına karşı araştırmalar yapan Meclis Komisyonu, bu sorunla yıllardır ilgilenen ülkelerin uygulamalarını incelemeye aldı. Meclis Komisyonu'nda bilgi veren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Doçent Doktor Doktor Cüneyt Evren sadece Çin, internet bağımlılığının resmi tanı olarak kabul etmiş durumda. Çin'de 15 ulusal bakanlık önleme müdahale programı oluşturuyor. Japonya'da kendini keşfetme kampları açılmış. Hong Kong Sağlık Bakanlığı izleme, önleme ve tedavi için çok yönlü bir yaklaşım ortaya konuyor. Güney Kore internet oyun bağımlılığı önemli ki önemli bir toplum sorunu olarak görülüyor ve deniliyor ki tanı konuları çocukların 4'te 1'inin hastaneye yatması gerekir. Grup sporları önemli. Evren, oyun oynama oranının düşük düzeyde tutulması için kılavuz ülkeler oluşturmasını önerirken ebeveynlere cihaza harcanan süreyle ilgili bildirim gelmeli ya da bir sınırlama konulmalı. Bu kişiler keyif alabilecekleri alternatif eğlence faaliyetlerine grup sporlarını yükseltmek için çok önemli, dedi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Betül Ulukol, Güney Kore ve bir araştırmada ergenlik çağına bağımlılığın %12 düzeyinde olduğunu belirterek aynen bizde olduğu gibi aslında. Yasada kapatma sistemi oluşturmuşlar. 16 yaşın altındaki çocukların gece saat 00 sabaha karşı 06.00 arasında oyun oynamasını yasaklamışlar. Çocuk kendi kimliğiyle online sitelere giriyorsa o saatlerde çalışmıyor. Devlet tarafından sağlanan fonlarla işletilen ulusal ajanslar var. Bu ajanslar yüksek düzeyde eğitimli kişiler çalıştırıyorlar. Bilgi üretme adına daha da donanımlılar. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı bağlı Gençlik Danışma ve Refah Enstitüsü oluşturulmuş. Bunların altında hem internet bağımlılıkları için hem de çocukları korumak için hizmetler geliştiren birimler var. 180 tane danışmanlık merkezi oluşturmuşlar. Bir haber ise gündemle alakalı. Yani bu haber gündemle alakalıydı. Daha doğrusu sıradaki haber ise YouTube'da ilgili bir haber. YouTube'da bir ilginç bir haber. Yaşanmaması gereken haksız durumlardan bir tanesi daha yani. Zaten YouTube politikalarını çiğniyor. Onu söyleyeyim size. Yani bir takım haksızlıklar var. Bayağı bir haksızlık var aslında da. Neyse çok fazla konuşmayayım. Haberimize giriş yapalım. İnşallah bağımlılıklarımız da artmaz yani teknoloji bağımlılığımız falan gibisinden diğer bağımlılıklar da yani azalır inşallah dibe vurur ve dibe vurmakla birlikte de biter yani inşallah çünkü ülkeyi çok etkileyen şeyler bunlar. Neyse artık haberimiz girsin. YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu sildi. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma robot savaşı videolarındaki robotları hayvan zannederek yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, robot savaşı videolarındaki robotları hayvan zannederek paylaşılan yüzlerce videoyu yanlışlıkla sistemden kaldırdı. Teknoloji haberleri sitesi, Divergen haberine göre dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, robot savaşı içerikli yüzlerce videoyu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sistemden kaldırdı ve paylaşım saatlerini işlemle ilgili e-posta gönderdi. YouTube, robot savaşları içerikleri videoların saatlerine yolladığı açıklama mesajında videoların hayvan dövüştürme ve hayvan eziyet sebebiyle kaldırıldığını belirtti. Silinen videolar yeniden yayınlanacak. Silinen videoların sayısının artması ve kullanıcıların YouTube'da konuya ilişkin açıklama izlemesi üzerine YouTube imzasıyla Diverge'ye gönderilen açıklamada videoların yanlışlıkla silindiğini, YouTube'un robot savaşlı içeriklerin videolarının kaldırılmasına yönelik bir politikası olmadığını belirtildi.
Açıklamada ayrıca yanlışlıkla silinen robot savaşının videolarının yeniden yayınlanacağı kaydedildi. Evet, sıradaki haberimiz, YouTube haberimizi gördüğünüze göre artık sıradaki haberimize göre biliriz, geçebiliriz, çok uzatmayacağım. Haberimiz, sıradaki haberimiz sporla ilgili bir haber, Galatasaray'la ilgili. Neyse, hadi haberimiz gir. Nakatomo'ya Fiorentina talip. Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo sürpriz bir talip çıktı. Serie A ekiplerinin Fiorentina'nın bir süredir izlediği tecrübeli oyuncu için namus yokladığı ve yakın zamanda resmi bir teklifte sarı kırmızılara geleceği öğrenildi. Fatih Terim'den Enzonzi's taktiği. Selçuk kenara, Enzonzi sahaya. Terim Konya maçında kadro revizyonuna gidecek. Galatasaray'da Enzonzi fizik gücünü yükseltmek için kondisyoner Bartoli özel programı uygulayacak. Seride bu kez 8 numaralı pozisyonda ofansa dönük oynayacak. Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmada önemli değişikliklere imza atacak. Denizli deplasmanında kötü bir futbol ortaya koyan ve rakibine 2-0'lık skorla boyun eğen sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de önemli değişimler yapacak. Buna göre Denizli deplasmanında penaltı kaçıran ve performansı ile sınıfı geçemeyen Selçuk Ünen Konyaspor maçında yedek kulübesinde olacak. Selçuk'un yerine ilk 11'de Galatasaray'ın yeni transferi Steven Enzonzi yer alacak. Görev alacak. Fransız ön liberosunun fizik gücünü yükseltmek adına misyoner Alberto Bartali de özel bir program uygularken Enzonzi Konya maçına en iyi şekilde hazırlanacak. Asoma'da kiralanan Enzonzi ön liberoda görev alması ile Jean-Michel Gaykel Zeri'de bu kez 8 numara pozisyonunda ofansa dönük oynayacak. Süper Lig'in ilk haftası belli oldu. Hadi o zaman ilk hafta maçlar yapıldı yani. Hadi o zaman skora bakalım. Bir de şeye bakalım. İlk haftada kimler gol atmış ona bakalım. Ondan sonra da kimler asist yapmış ona bakacağız. Aslında bu ilk 3 haftayı sizlerle birlikte paylaşmıştım. Geçen haftaki haberimizde yani daha doğrusu. Neyse bu haberimizde de Spor Toto Süper Lig'in ikinci haber biteni paylaştıktan sonra ilginç haberimiz olacak. O zaman geçelim. Sonuna denk geliyoruz. Son haberimizde karşınızdayım. İlginç haberler vermek istedim. Sonra da bunları eklemek istedim. Sizlerle birlikte paylaşmak istediğim güzel haberler. O yüzden başlasın ilginç haberler. Birbirinden ilginç bilgiler. Hiç duymadınız. Birbirinden ilginç bilgiler. Dünyanın en çok satan telefonu iPhone diye Nokia 2003 yıl satışa çıkardığı ve 250 milyon satan Nokia 1100'dür. Vay be. Hey gülü günler hey. Oyunlarımız depreşti. Ne oynardık o solucan oyununu. Neydi bir tane daha vardı böyle. Cım cım atıyordu. Ne oyunu vardı bir de hani. Steve Jobs Suriyeliymiş. Babası Abdülfattah Jandar. Adlı Suriyeli Arap'tır. Jobs evlatlık vermiştir. Birinden ilginç bilgiler. Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük gök taşlarıymış. Birbirinden ilginç bilgiler. Galyum adlı verilen bu metalin erime noktası bir insanın elindeki sıcaklıktan düşük olduğundan elinizle tuttuğunuzda sıvılaşır.
kanalizasyon kapağının kara altı gem vesaire değil de daire şeklinde olmasının sebebi daire şeklindeki kapağın yan dönse de içeri düşmemesidir. Hafıza kaybı yaşayan insanlara müzik dinletilmesi önerilir. Çünkü beyin şarkıların içine birçok anıyı kaydeder. Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız yanınızdan biri geçtiğinde yara bakma eğilimine girersiniz. Ya. Neden ilginç bilgiler? Dirseğinizle dilinizi değdirmeniz imkansız diye uzun yıllar yaygın bir görüş vardır. Görüldü ki aslında bunu yapabilenler var. İnsanlar siz hapşırdığınızda çok yaş eder. Zira hapşırdığınız an 1 milisaniye dahi olsa kalbiniz durur. Çakmak kibritten önce bulunmuştur. Vay be! Ateş de kibritten sonra bulunmuştur. Bu da benden size bilgi. Esnediğinizde kalp atış hızınız %30 oranında artar. Esnemek bulaşıcı olduğu kadar olunduğunda da esnemek bulaşıcı olduğu kadar okunduğunda da insana bulaşır. İlginçtir ki esneme kelimesini okuyanların çoğu esnemeye başladı. Bu haberi okuduğumda aklıma Şaban'ın Tokatçı filmi geldi. Birbirinden ilginç bilgilerin son doyum noktası. İtfaiye vanası, itfaiye vanasını kimin icat ettiğini bilmemektedir, bilinmemek. Aus, bu icadın patenti bir yangında yok olmuştur. Hem doesn't not. Katımı çeken yani şu imkansızmış ya böyle dilimizi dirseğimize atmak imkansız diyorlarmış da yapanlar var diyor. Ben yapamıyorum ama şu hareketi yapıyorum bakın. Böyle yapabiliyor musun kolunuzu bakın. Şöyle gel. Çekim alamıyorum. Ters çevirmek yani neyse. Benim de böyle bir yeteneğim var yine başka yeteneklerim de var. Kulaktan ses çıkarma neyse onlar göstermeyeyim. Görmem ya başka yeteneklerim de görmem istiyorsanız şöyle kulaktan ses çıkarma gibi videolar istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtin. Nasıl yaptım bu hileyi? Nasıl hile değil ha? Çıkartabiliyorum. Normal bir insan kulağından da zaten şey çıkabiliriz. Ses çıkarabilirsiniz. Ama kulaktan kulağa değişir. Bazı kulaklar da çıkmaz. Neyse. Daha fazla uzatmayalım. Ya kimileri de koltuk altından ses çıkartıyor. İşte ayak çıtlatıyorum ben de şöyle. Çat çat çat. Değil. Neyse tüm yeteneklerimi söyledim ya. Neyse. Çok uzattık. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani çakmak kibritten önce çıktı mı ne öyle çıktı gibisinden mi ne bir haber vardı. Ama bakarsan ben de dedim ki şey dedim haber bülteninde. Ateş de çakmaktan sonra çıktı gibisinden mi ne çakma ateş de çakmaktan sonra çıktı gibisinden mi ne söyledim. Daha asılsızdır. Kanalından gelin uydurmam yani. Kinaye yaptım yani orada tam tersine. Yani bazı şeylerde kinaye yapabilirim. Kinayeli bir şekilde konuşabilirim. Kinaye zaten video başında da belirtirim veya söylerim. Kinaye bir şeyin tam tersini söylemektir. Yine villa vlogu çekmiştim. Villada da burası benim villam diyormuşum gibisine. Kinayeli bir dille anlatmıştım falan gibisine. Bazı kişiler yorum yapmıştı o videonun altında ne bileyim yalan söyledin gibisine. Videoda belirtiyorum zaten şakasının olduğunu. Bir de üstüne diyorum kinaye olduğunu. Yani bilmiyorsanız araştırın. Google teyze diyen bir şey var yani. Google teyzeye girin kinaye nedir gibisine. Bir şeyin tam tersi ne olduğunu anlamış olursunuz efendim. Dedikten sonra bültenimizi noktalıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla daha yeni daha güzel. Yemezsin videoların devamlı gelmesini istiyorsanız. Haber bültenlerin gelmesini istiyorsanız. Sen de gel haberdar ol. Haber bültenlerinin izlenmesi oldukça düştü. Sebebi ise benim anlattığım gibi video başında anlattım. Sararsınız geriye. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.